olmuş ya. Sayfaları bile açılmıyor. Tamam prenses ya, üzülme bu kadar. Uçlanmış. Uçlanmış mı? Uçlanmış. Tamam. Şimdi bunu kuruturuz, bu zaten çalışır, buna bir şey olmaz. Hah, bak bunları da böyle güneşte kuruttuğumuz zaman Zeynep. Salak, ne veriyorsun anlamışım? Mal. Ne oldu? Bizim karnelerimiz, ilk karnelerimiz. Ablam saklamış hepsini de. Abla, ben çok özür dilerim ya. Hani belki düzeltirsin diye dedim. Düzeltemem ablacığım. Özür dilerim, düzeltemem bunu ben. Abla olarak düzeltebilmem gerekir ama yapamam ablacığım, özür dilerim. Ben bittim artık. Kendim ben yapamıyorum. Beceremiyorum hiçbir şey artık. Tükendim, özür dilerim. Çok özür dilerim, tükendim. Abla sen neyin özürünü diliyorsun ya? Sen olmasan biz bir arada bile olamazdık yani. Sen olmasan biz okula mı gidebilirdik yani? Tarafı bir kağıt parçası abla, yapma. Sen harbiden ne yaptığının farkında değilsin herhalde. Hı? 50 tane böyle şey yaşadık. Ya bundan sonra da yaşamayacağız diye bir şey yok abla. Yine yaşayacağız, tamam. Ama atlatacağız işte. Niye? Niye biliyor musun? Çünkü bizim direğimiz sağlam. Sen varsın. Sen varsın diye bu ailede herkes birbirine tutunuyor. Kolay mı ya Eliboğulları yıkmak? Değil. Aslanım benim be. Üzülme abla. Biz onun sana daha iyisini getireceğiz söz. Bak Fiko'dan bile bu lafları duyduk ya. Artık bize hiçbir şey olmaz. Hadi gel buraya, gel. Gel, 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 gel. Oh. Tamam, haklısınız, tamam. Hadi. Haklısınız. Tam bunu da halledeceğiz, eşyaları da alacağız. Tamam, olacak hepsi. E tabii oğlum, ablanız haklı. Böyle sokakta kalacak haliniz yok. Yani. Hiç. Tamam, halledeceğiz. Oh, hadi bakalım. Hadi, hadi kalkın. Başüstüne patron. Hadi kullanamayacağımız eşyaları atıyoruz. Hadi, 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 hadi. Olmayacak, hadi. Rahmet. Ha, abla. Tamam. Ben senin ne kadar büyüdüğünü fark etmemişim. Teşekkür ederim.
olmasın. Ben teşekkür ederim abi. Her şey için. Hadi. Tülay. Ha. Telefonunu versene ya, bizim bozuldu. Tamam, hemen getireyim. Sorumu ver sen ya. Ya boş ver. Açmayayım. Ay babasıyla tartışıyordur ya. Açar birazdan. Hah. Alo Barış. Alo Filiz. Fikri Bey geldi, meseleyi çözdü. Nasıl yani? Denkleştirmiş vallahi parayı, anlamadım ben de. Birkaç güne satış işlemi gerçekleşir. Sonra benim babamdan tapuyu alır. Anlamadım Barış, babam mı çözdü meseleyi? Babam nasıl çözecek ki onu? Cebinde para yok. Nasıl verecek o parayı? Ne oldu ya? Mümkünden bulmuş vallahi. Ben de çok şaşırdım. Ama siz de durmayın artık, dışarıda eve girin. Eşya işlerini hallederim ben sonra. Tamam. Neredesin sen? Ben şimdi babamın yanındayım. Sonra konuşuruz, tamam? Tamam. Nasıl ne olmuş? Ne diyor Barış? Baba? Ya babam halletmiş, babam. Nasıl babam? Ne yaptın, nasıl hallettin ya? Ben hallettim, hadi taşıyayım bakayım şu eşyaları. Nasıl ya? Ne demek nasıl? Öpücükle. Ya parayı bastırdım, aldım eve, ne var? Ya baba, bizi kandırmıyorsun değil mi sen? Üf, ne kandıracağım sizi ya? Parayı ne adam bu? Ya sana ne, sana ne? Hadi hadi toplayın eşyaları, hadi. Gerçekten mi ya? Ya yok oğlum, kandırmıyor, Barış da dedi. Fikri Bey çözdü meseleyi dedi. Harbi ya? Kavuştuk mu şimdi biz evimize? Evet. Ya amma uzattınız be. Hadi hadi toplayın şu eşyaları. Ya! Ya dur Allah manyağı. Dur dur ya. Tamam. Hadi hadi. Allah, ben de sarılacağım ha. Tamam lan, açıldın açıldın. Nefes alamıyorum. Hadi eşyaları toplayın diyorum. Hadi. Artık kimse bizi evden alamayacak. Alamayacak bizi. Senin koltuk dışarıda ıslanmış, sen şimdilik buna otur. İyi, koy şöyle. Aynen. Filiz, bu yastıkları bir yıkamamız lazım. Kuzum, leş gibi olmuş bunlar ya. Tamam kuzum, koy öyle yıkarız. Tamam, halleder. Baba, bak yazlık şapka buldum sana, yazın giyersin, tamam mı? Ha? Vay. Baba, bak ben de bunu buldum. Yakışır ha. Bakayım. Ana güzel gözükmüş ha. Muhteşem. Ay, aynı anda takma. Bu ne hal ya? Vallahi kral gibi oldun Fikri abi ha. Gemisi fazla Tufan abi. Kral zaten benim babam be. Vallahi Fikri abicim, senin hakkını nasıl ödeyeceğiz biz ya? Hızır gibi yetiştin. Kralsın ya. Büyük adam ya. Büyük, büyük. Kral. Evet, ben kralım. Bak, bu da benim tahtım. Madem kralım, hadi gidin bana o zaman bir arpa suyu getirin hadi. Ay yok, senin kramlarında arpa yetişmiyormuş. Öyledir. Ben ne yapayım o zaman o krallığı? Siz var ya, benim kıymetimi bilin, kıymetimi. Bak, Barış Bey'in babasına şak diye sokağa bıraktı çocuğu. O iskele babasına bakın da benimle gurur duyuyorlar. Baba mı o ya? Canavar, canavar o. Ha işte, o canavar, ben kralım. Şişt, lan madem kralım, hadi git o zaman bakkaldan bana bir bira getir Ahmet'e. Ana, ilk defa doğru söyledin ha baba, rahmet abimin adını. Allah. Allah. Tebrik ediyorum. Şş, bak ben gitgide iyi bir adam olmaya başladım ha. Bak şimdi bir kıllandım kendimden. Sen bir onu bunu bırak da. Bu parayı nereden buldun sen? Sıktınız ama ha. Ne yapacağım? Paranın yerini öğrenip ne yapacağım? Ama bana bakın, para diye üstüme çökmeyin. Bütün para bu kadardı. Aslında ben o parayı çatır çatır ezmesini bilirdim ama işte. Baba yüreği, vicdan. Hadi kıvrandırma hiçbirimizi, söyle bu parayı nereden buldun? Bak ben çok sıkıldım, başımıza bir daha ne kötü şey gelecek diye düşünmekten çok sıkıldım. Sen söyle,
Öğrenelim, bilelim başımıza ne geleceği, tamam? Ya sen nasıl elif olsun ya? Üzümü yiyeceksin, bahane sormayacaksın. Hiçbir şey öğretemedim ben size ya. Of. Ablam onu demiyor aslında. Ne diyor? O üzüm en son bizi gelip yemesin diyor. Nasıl ya? Üzüm nasıl sizi yiyor? Ya bir anlamazdan gelme ya. Çocuk diyor ki, yani bu parayı böyle alengirli bir yerden bulduysan... ...sokaktan kurtulup hapse girmeyelim işte. Bu. Lan sen böyle mi söyledin lan? Evet. Böyle mi söyledi bu? Tüh! Ulan yazıklar olsun size be. Bir de öyle kral mural havalara sokuyorsun. Ben gidiyorum ya. Ya gel otur da bak, evi dizeceğiz, yemek yapacağız, yiyeceğiz ya. Yok ya, Şeyma Hanım hazırlamıştır şimdi mis gibi. Hem onun evde şimdi pırıl pırıldır şu hale bak, her şey üstü. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Kaçtı değil mi şu an, gitti. E kaçacak, ne yapacak ya? Ya çok mu gittik biz de bu adamın üstüne? Yani adam babalık görevini yaptı, buldu parayı geldi. Ya haklısın da Tufan abi, adamın cebinde 150 lira yok. Gitti 150 bin buldu getirdi. E ben şimdi bilmek zorundayım yani başıma bir daha ne gelecek? Ay Filiz Allah aşkına, bizim başımıza daha kötü ne gelecek acaba ya? Yani evimize kavuşmuşuz. Keyfini çıkaralım biraz ya. Vallahi. Doğru. Fikri abi bu yani. Kokusu çıkar mutlaka bir yerden. Değil mi? Çok şükür ya. Çok şükür. Vallahi çok şükür. Hadi minibollar, iyisiniz yine. Yataklarınızda uyuyacaksınız bugün. Aa. Yalnız her şey ıslak, nasıl yatacaklar ki? Yok oğlum, şimdi koltuklar dışarıda güneşte kuruyor. Döşekler de onlarla birlikte. Ben şimdi bu yastıkları, eşyaları, çamaşırları falan gideceğim, dükkanda yıkayacağım. Heh bak, çamaşır meselesi de halloldu böylece. Ya Filiz, kuzum ben sana dememiş miydim her şey çok güzel olacak diye? Bak ev sahibi oldunuz arada ya. Oh, daha da güzel olsun inşallah. Ya inşallah da bizim Şahit nerede? Gelmedi o. Ama babasıyla birlikte şimdi. Meseleleri var ya işte, onu çözecekler. Bu da halledince gelir değil mi? İyi hadi neyse, çıkalım hadi. Yemekleri ben yapacağım. Tamam. Yemekler bende. Ya oğlum yerim yemeğini. Aa, Cemil sinsi geçiyor. Bakmayın, bakmayın. Hayret. Nasıl bize bulaşmadan geçti öyle? Anladı demek ki bir şeyleri artık. Çinçi Cemil. Ay resmen Fikri abi bile akıllandı ya. Baksanıza. Bu yağan yağmurda bir keramet falan mı vardı? Nedir? Neydi ya? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz abla. Hadi ben yemekleri yapmaya. İyi, ben de şunları aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.